Tevhid Selam Örgütü hayali bir örgüt değil. Hizbullah terör örgütü operasyonundan sonra oradan alınan bir uç bilgiyle bu örgüt deşifre edildi. İran İslam devriminden sonra o günkü İranlı yöneticiler özel bir bakanlık kurup devrim ihracına başladılar. O günkü enformasyon savaşlarında Türkiye'den bu devrime ilgi duyan gençler oraya gidip eğitimler aldılar. Bu eğitim alan gençler zaman içinde örgütsel yapılar içinde eylemlerde ortaya çıktılar. Uyuyan örgüt olarak görünüyor fakat eylemlerle açığa çıkıyor. Aydınların öldürülmesi en belirgin eylemlerinden biri. Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy cinayetleri gibi bir de başörtüsü eylemleri var. İştirak ettikleri eylemlerden ceza bile aldılar. Yargıtay da bu cezaları onamıştı. 1990'lı yıllarda özellikle Fatih'te irili ufaklı yüze yakın dergi yayın evi falan açıldı. Bu gazete ve dergilerden mesela bir yeni zemin grubu var ki bugün baktığınızda başbakanın etrafındaki isimler orada temellenmiş. Başbakanın ekibini orada görüyorsunuz.